Sahte içki bu zamana kadar çok can aldı ama ne sahte içki tüketimi bitiyor ne de satışı. CNN Türk ekibi İstanbul Bayrampaşa'da bir mahalleye gitti ve sahte içki içenlerle konuştu. Bakın ne anlattılar. Kaç yaşındasınız? 72 yaşındayım. Kaç yıldır içiyorsunuz? 50 yıldır içiyoruz. Hep sahte içki mi? Yok. Bakma şurada birkaç gün, birkaç ay içinde öyle tanıdıklar getiriyor da içiyoruz. Yoksa içmeyiz biz öyle şey. Peki şimdi nereden bulabilirsiniz o sahte içkiyi? Vallahi bilmiyorum işte. Bir şey söyleyemem onun için. Yerini söyleyemez misin? Yerini bilmiyorum ki ben nereden getiriyorum. Kim getiriyor size? Şimdi sen o derinlere dalma bana, ben onu... Söylemezsin. Söylemem onu ben şimdi. Kusura bakma. Necmettin Kesici sahte içkiye nasıl ulaştığını sır gibi saklıyor, söylemiyor. Çünkü içmekten vazgeçemem diyor. İçmeseniz? İçmesen olmuyor işte, içeceğim bir yerden. Peki neden? Adam getiriyor 12,5 liraya veriyor, 15 liraya veriyor. Tabii ki ondan içeceksin. Al şimdi, benim hanımım öldü. Bak şu ellerimin halini görüyor musun? Neden bu stresten işte, üzüntüden, sıkıntıdan. Tek başıma kaldım şimdi. Bir sürü insan ölüyor bu sahte aynen içkilerden dolayı. İzlediğinizde, şimdi siz de alıp içtiğiniz zaman korkmuyor musunuz ya ben de ölürsem? Olsun diyorum akşam, ben akşam içiyorum gidiyorum. Sabah içmeyeceğim diyorum ya, nalet olsun diyorum ama akşam olduğum o bizi çekiyor işte. Durduramıyorsun. Aynen kardeşim. Burası Bayrampaşa'nın Altın Tepsi Mahallesi. Efendim size gelip hala soran var mı? Kaçak içki arayan var. Geliyor, dilinden de anlamıyorum. Yabancılar da geliyor şimdi. Ne istiyorsun? 10 liralık içki. Bak diyorum, bizde 10 liralık içki yok. Bana peşkeyi gösteriyor. Pette olacak diyor. Kaçak. Ve sahte içki satıcılarının yeni adresi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre sahte içki semt pazarlarında el altından satılıyor. Burada perşembe günleri pazar kuruluyor. Yani pazara giderseniz, pazarda takip ettiğinizde orada satıyorlarmış. Zaten bunu polis de şey yapıyor, takip ediyor yani. Mesela bir hafta önce ya da 10 gün önce falan burada hastanenin orada arkasında orada meydan var, çayırlık. Orada yani polis baskın yaptı, yakaladılar kaçak içki satanları. Bunu satan pazarcılar mı? Yok, pazarcılar değil. Alkolü üreten, yani alkol şey yapan kişi tutuyor yani, götürüyor orada pazarda. Çünkü hani orada kalabalık çok olduğu için. Sahte içki yüzünden onlarca hayat karardı. Kimi gözünü kaybetti, kimi ise hayatını. Ama İstanbul'un bazı bölgelerinde hala polisin operasyonlarına rağmen tüketim bitmiyor.